Yakın plandan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün yakın planda uluslararası iktisat teorisi dersine ilişkin sizlerin merak ettiklerini ekrana taşımaya devam ediyoruz. Konuyla ilgili anlatımda bulunmak üzere Sayın Erol Kutlu hocamız bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, yine sorularıyla bize eşlik edecek olan arkadaşlarımız da bizlerle. Hoş geldiniz siz de arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün konumuzla ilgili açık öğretim sisteminde yer alan Uluslararası İktisat Teorisi Ders Kitabı'nın 6. ünitesi Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları başlığına odaklanacağız. E, peki bugün bu başlıkla ilgili neler konuşacağız, e, neler tartışacağız dilerseniz hemen onlara da bakalım. Yeni tesis yatırımı ve var olan tesislerin satın alınması, dolaysız yabancı sermaye ve portfolyo yatırımlarını konuşacağız. Firmaların dışa açılma kararı, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının nedenleri, dolay. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teoriler, dünyadaki dolaysız yabancı sermaye yatırımları, özel bazı dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası sermaye akımlarının etkileri ekonomik analiz, ev sahibi ülkenin yabancı sermayeden kazanç ve kayıpları başlıklarını ele alıp programımızı tamamlayacağız bugün sayın hocamızla ee, ama öncesinde hocamıza söz vermeden önce ben size mail adresimizi hatırlatayım istiyorum. Kısaca yakinplan.anadolu.edu.tr adresinden soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hocam az önce de bayağı uzun saydık. Gündemimiz oldukça yoğuna benziyor. Ee, dilerseniz dolaysız yabancı sermaye yatırımlarıyla programımıza başlayalım. Başlayalım. Yetiştiririz büyük bir ihtimalle. Dolayısız yabancı sermaye yatırımı önce bir tanımlayalım çocuklar. Bir firmanın kurulu bulduğu ülkenin sınırları dışarısında ana şirkete bağlı olarak kurmuş olduğu yavru ya da efendim bağlı şirket dediğimiz şirketler aracılığıyla dışarıya da üretim yapmasıdır. Tabii ki dışarıda üretim yapabilmesi için bu ana firma ya da fir yabancı firma o ülkede ya mevcut bir tesis satın almak durumunda ya da yeni bir mevcut tesis kurmak durumunda. Biz bu tip yatırımlara dolaysız yabancı sermaye yatırımı ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı ismini veriyoruz. Yani bugünkü doğrudan yabancı sermaye yatırımının tanımı bundan ibaret. Tabi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının genelde büyük bir çoğunluğunu çok uluslu şirketler yapar. O bakımdan bu konu iki e, konu arasında çok yakın bir ilişki var. Çok uluslu işletmelerin ana merkezine bağlı olarak diğer ülkelerde faaliyet gören işletmelerine e, yabancı sermayeli şirket, bağlı şirket, şube ya da yavru şirket gibi isimler az önce tanımadığım gibi verilebiliyor. Yani aklınıza şu kesinlikle gelsin. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı dediğiniz zaman ilk çalışacakınız konu çok uluslu şirketler. Bugün yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının %80'den daha fazlası çok uluslu şirketler tarafından yapılıyor. Faaliyetlerini çeşitli gelişmiş ya da az gelişmiş olan çok uluslu şirketler, yayılmış olan şirketler ileri üretim teknolojileri ve yönetim bilgileri kullanırlar. Yönetim kadrolarını ya kendi ülkesinden, ya uluslararası profesyonel insanlardan seçerler ya da kendi ülkelerinde ana şirkette daha önceki deneyimi olan insanlarla çalışırlar. Ancak bunlar kuşkusuz geldiği ülkede yatırım, doğrudan yatırım, yeni yatırım yaptığı zaman ya da herhangi bir şirketi satın aldığı zaman ülkeye döviz getirmesi gibi önemli bir katkı. Bunun yanında gelip şirketin bazen hisse senedini alabilirler borsa kanalıyla. Yani çeşitli şekillerde ülkeye az gelişmiş ya da gelişmiş ülkeye bir şekilde üretim sürecine dahil olduklarını söyleyebiliriz. Çok uluslu bir şirket yabancı bir ülkede dolaysız doğrudan bir yatırım yaparken o ülkeye genellikle ilk olarak kesin olan bir şey var. Döviz transfer eder. Bu birçok ülke için döviz açığını kapatmakta oldukça önemli bir unsurdur. Ana özellik bu olmakla birlikte bazen ev sahibi ülkeye Döviz girişi olmadan da yatırım türlerine rastlayabiliriz. Bu durumda bir e, Knovo sözleşmesi, Bilisan sözleşmesi ile e, ya da bir partnerlik şeklinde ya da işverme şeklinde olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Ancak e, dövizin yanında bazen e, doğrudan yeni bir ses kurduğu zaman sermaye malı getirebilir, fiziki sermaye. Zaten doğrudan yatırımı, portföy yatırımından ayıran biraz sonra e, gençliğe açıklayacağım en önemli, en önemli unsur e, fiziki bir yatırımın olması gerekiyor. Yoksa hisse tahvile tahvil yapılan e, yatırım bir doğrudan yatırım gibi gözükse de bir portföy yatırımıdır, bir mülkiyet söz konusu değildir. Yani yönetime katılma süreçleri oldukça e, sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle de e, döviz de yatırım malı dışında kunaov gibi, lisans gibi gayri maddi haklarla da giriş yapan yabancı sermaye yatırımlar olduğunu da söyleyebiliriz. Yabancı sermayedarların ülkenin iç mali kaynaklarından yararlanarak da yatırım yapabilirler. Yani bir yabancı sermaye firma Türkiye'ye gelip Türkiye'ye yatırım yaparken kendi geldiği ülkeden düz getirmeyebilir. Türkiye'deki iç kaynakları kullanır. Türkiye'deki bankalardan kaynak kullanabilir. Tabii bunu niçin yapar diye yaptığımızda ülke riskli bulursa yatırımını veya da herhangi bir riske karşı ülkeden kullandığı krediyi bir karşılık göstererek zararını minimize etmek için bu yola başvurabileceğinde yani bir güvence aracı olarak görebilir. Onu söyleyebiliriz. Şimdi e, yabancı sermenin ülkeye geliş şeklini iki şekilde ifade etmiştik. Ya yeni bir tesis yatırımı ya da var olan bir tesisin satın alınması şeklinde. Yeni bir tesis yatırımı demek ülkeye gelip herhangi bir firmayı kurup arsasını alıp binasını yapar ya da boş bir binaya makine alet edavatını getirir e, ve burada e, ilgili e, alanda üretim yapar. Bu bir yeni tesisin kurulması demektir. Bakın burada ülkeye fiziki bir sermaye geliyor ya da döviz geliyor. Ya da bunun yanında bir yönetim bilgisi gibi bir lisansını getiriyor ya da üretim yöntemi getiriyor. Bazen de yabancı sermaye şirketler ülkede var olan bir şirketi satın alabilirler. Ha bu da belki bir yatırım malı gelmeyebilir. En azından var olan bir şirket var. Ama bu şirketi alabilmek için ne yapması gerekir? Mutlaka bir döviz girdisi olması gerekir. Eğer sıfırdan bir şirket kurmuş ise biz buna yeşil alan yatırımı diyoruz. Doğrudan yap, yapmıştır. İkincisi ise yabancı ülkede halen bulunan bir şirketi satın alıyor. Burada şirket satın alımı durumunda yabancı ülkedeki başka bir şirket hissenin tamamını ya da büyük bir çoğunluğu alabilir. Burada da şirketin ne yapıyor? sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi yabancı sermaye ya yeni bir tesis kurarken geliyor, yeşil alan yatırım dediğimiz ya da şirket alımı şeklinde ya da ortaklık şeklinde, joint venture demi birleşme şeklinde şirkete hissedar olarak girdiğini de söyleyebiliriz. Şimdi bu anlattıklarım çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yeni tesis yatırımı ve var olan tesislerin satın alınması yapılan yatırım türlerinden biri değildir. Şimdi hangisi? Yeni tesis ya da var olan bir tesisin satın alınmasına yeni tesis, uygun yeşil alan yatırımları. Yinden Bu yapan. var, doğru. Evet. Şirket birleşmeleri az önce verdim. Hı hı. Şirket alımı var, ortak girişim var. Demek ki portföy yatırımları burada doğru olmayan cevaptır. Yani burada portföy yatırımı bir yeni tesis alımı ya da bir yapımı ya da bir tesis satın alımı kapsamına girmediğini söylüyoruz. Demek ki anlattığımız anlaşılmış durumda. Efendim burada en çok karıştırılan bir konuya açıklık getirelim kısa kısa. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve bir de Portföy yatırımı söz konusu. Portföy yatırımı bir önceki ünitede anlatmış olduğumuz özel mali kaynaklardan atmış olduğumuz hisse senedi ya da tahvil yöntemi kullanarak yapılan yatırımlardır. Gelip İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan bir Amerikalı ya da bir Alman şirketin hisse senedi alması bir portföy yatırımıdır. O şirketin yönetimine direkt katkıda bulunamaz ya da hisse oranında sadece ne olur o şirketin karından faydalanır. Ya da tahvil şeklinde yatırım yapar tahvilinin vade sonunda bir faiz geliri elde eder. Ama doğrudan yabancı sermaye yatırımı o ülkeye geliyor. Mevcut bir yeni yatırım yapıyor ya da yeni yatırımı yanına onun dışında bir de yatırım var ona yatırım satın alıyor. Burada temel amacı kar elde etmek. Elde ettiği karı da geri ülkesine transfer etme şansı var. İşte bu nedenle bu nedenle ee, dış yatırım sözcüğü genellikle hem dolayısıyla dış yatırımları hem portföy yatırımlarını kapsar. Ama portföy yatırımları sadece tasarruf sahiplerinin hisse senedi ve tahvil satın alımı şeklinde yabancı ülkeden ya e, elde edilen karda hisse oranında bir pay ya da tahvilden faiz elde etmek gibi faiz elde etmek gibi bir paya aday olmasıdır. E, bunun dışında yabancılar hisse senedi satın aldığı zaman Tamam bir dış yatırım yapmış olabilir ancak bu bir portföy yatırımıdır hissendiğine gelenler. bunu doğrudan yatırımla karıştırmamak lazım. Dolaysız yatırımlara karşılık bazen menkul değer yatırımlarından da dolaylı yatırım olarak söz edildiği durumlar arasında bir bu iki arasında fark şöyle özetlenir. dolaysız yatırımların ana özelliği yurt dışında yeni yapılan bir tesisi almak, yapmak ve üretim tesisini oluşturmak ya da satın almak şeklinde yabancı şirket bunu kendi denetimi altına alıyor. Portföy yatırımda ise hisse senedi sahibi işletmenin yönetiminde söz konusu değil. Sadece denetleme hakkı var. Bu hak elinde hisse senede bulunan yatırımcı genel kurula vereceği oylarla bunu yapabiliyor. Fakat özellikle işletmenin hisse senetlerinin çok sayıda yatırımcılığa dağıtılmış olması dolayısıyla e, burada e, yönetime e, direkt bir baskı yapma şansı zayıf. Dolayısıyla dolayısıyla yatırımda ise yabancı yatırımcı şirket hisselerinin en az %10 gibi bir payına sahip olup yönetimde etkin rol oynayabiliyor. Portföy yatırımları bir şirketin hisse senetlerini yabancı tarafından satın almasını ibarettir. Bu tür yatırımlar yerli ülkeye sadece bir döviz girişi sağlar. Doğrudan yatırımda ise döviz girişi olmasa bile kim vardır mı mutlaka var olan da var. Bunun yanında <laughs> sermaye giriş olur, alet edevat gibi yönetim bilgisi olabilir, ee, makine donatımı, teknoloji, iş becerisi, yönetim bilgileri gibi birçok ek ne yapar katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Tabi burada bir önemli husus daha var. Portföy yatırımı çok hareketlidir. Likit olmaya çalışırlar. Herhangi bir e, spesifik durumda bir kriz durumunda ülke hemen terk ederler. Ve terk ettiği zaman ülkede mali krizlerin oluşmasına yol açarlar. Bir gecede milyon dolarların ülkeyi terk etmesiyle birlikte ticaret partisi yani döviz kurlarında büyük oynamalar meydana gelebilir. Doğrudan yatırımlar bu konuda daha <laughs> uygundur. Hemen dönüp ülkede siyasal herhangi bir ekonomik sıkıntı birden ülkeyi terk etmediği için mali krize yol açmayacağı da söylenebilir. Bu nedenle portföy yatırımlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının tercih edilmesi çok daha uygundur. <laughs> Yatırımı yapanların kimlikleri de birbirinden farklıdır. Doğrudan yatırımlar az önce ifade ettiğim gibi çok uluslu şirketler tarafından yapılır. Portföy yatırımları ise genellikle finansal kurumlar, finansal kurumsal yatırımcılar ya da doğrudan bireysel yatırımcılar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. O nedenle günümüzde de zaten e, portföy yatırımlarının e, birçok mali krizlere yol açtığını, 94'te Türkiye'de, 2001'de bu tip krizlerin e, oluştuğunu e, unutmamamız gerekiyor. Efendim bir firma dışarıya açılma kararını verirken hangi yolları takip edebilir? Bu da üç yöntemde birini uygular. Ama ilk tercih edeceği ihracat yoluyla dış piyasaya girmektir. Yani yabancı bir firma dışa açılmayı kafasına koyduğunda ilk yapması gereken ihracat yoluyla dış piyasaya girmektir. Bu nasıl olur? İlgili firma <laughs> hedef aldığı pazarlarda araştırma yapıyor mallarını ihracat yoluyla o ülkelere satmaya başlar. Ve ağır ağır o ülkelerde o mallar ne olur? Tanınır ve e, ihracat edildiği için de ilgili firma önemli dışa kazançlar elde eder. Birinci yöntem <laughs> niye bunu seçer? Önce bir piyasayı tanımak ister. Manın tanıtmak ister. O piyasada gerçekten var olabilecek mi olmayacak mı? Bunu satışlarıyla garanti altına almak ister. Buraya kadar iyi. Riskten kaçınır. Ama Burada bazı sıkıntılar da söz konusudur. Örneğin yabancı firma ilgili ülkeye malı ihraç ettiğinde herhangi bir arıza durumunda yedek parçası, bakımı vesaire gibi gecikmeler olabilir. olunca da bu ürünlere karşı tüketicilerin birtakım ön yargıları oluşabilir. Ama riski oldukça azdır. Diğer yandan bazen ilgili firma kendi yerli üretimini korumak için ithal mallara yüksek gümrükler koyabilir. O zaman yabancı sermayeli firma, ihracat yoluyla dışarıda yabancı ülkeye girme şansı düşmeye başlar. O zaman ikinci yöntem olan doğrudan yatırıma başvurur. Doğrudan yatırımda ilgili e, e, uluslararası firma, çok uzun şirket e, e, ülkeye gelir, yatırımını yapar, mallarını pazarlar ve eee önsel ve gerisel desteklerini yoğunlaştırır, e, gerektiğinde hemen e, ilgili e, malla ilgili sorunları çabucak giderdiği için çok daha e, ihracat yoluyla pazara girmekten çok daha uygundur e, Gümrük duvarlarını da aşmış olur. E, Tabi burada da e, her yabancı sermayeden taşlı riskler gibi riskleri de taşıya de unutmamız gerekir. Bunun yanında bazen ilgili ülkeye gitmenin ürün dönemleri hipotezinde gereği artık bu malın benzerini taklitri yapılmaya başlandığı zaman oraya doğrudan yatırım yapmayı pek karlı bulmayabilir. Bunun yerine Knofov dediğimiz bir şeyine bilgisini ilgili mal ilgi, bilgiyi bir defalana satabilir firmaya. O firma o aldığı Knofova'la e, istediği gibi novov dediğimiz e, istediği gibi o bilgiyle üretimine yapar ya da lisans verir İlgili üretim yöntemini e, belli bir royalty karşılığı işte efendim ürünün e, satışının belli bir pay karşılığı ve devamlı mı bir defalık değil novov gibi e, uzun dönemli e, verebilir bu şekilde e, girmenin riski daha azdır ama burada da şöyle bir durum var e, lisans verdiği zaman e, ee, kendi ürününün kalitesinde lisans verdiği firmanın üretip üretemeyeceği garanti değil. değil. Öyle sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ya da elindeki bilgilerin özellikle sır şeklindekilerin rakiplerine lisans ya da noho verdiği firma tarafından aktarılmayacağı, korunamayacağı sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle yani önemli katkılar olmakla birlikte lisans anlaşmalarının bir takım da giderilmesi gereken sakıncalar olduğunu da söyleyebiliriz. Efendim bir firmanın dışa açılma sürecini ilk aşaması genellikle aşağıdan hangisiyle başlar? Az önce anlattığım konuda hangisiyle başlar? Royalty yani lisans anlaşması mı? İthalatla mı? Lisans anlaşması mı? Doğrudan dış yatırımla mı? İhracat yoluyla mı? İhracat, i̇hracat yolu olduğunu az önce ifade etmiştik. Efendim niçin dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapılır. Başka bir ülkeye, başka paranın kullanıldığı, başka hukukun olduğu, başka dilin konuşulduğu, başka tür geleneklerin olduğu bir ülkeye niçin gidilir? Bunun nedenleri nelerdir? Bir, dünyada ham kaynakları her yerde eşit dağıtılmamıştır. Bazı ülkeler doğal kaynaklarla, bazı ülkeler farklı kaynaklarla birbirinden farklıdır. O zaman ülkeler kendisinde olmayan ham madde kaynaklarına gitmek zorundadır. Petrol şirketlerine buna örnek verebiliriz. Üretim faaliyetlerinde dikey ya da yatay bütünleşme isteyebilirler. Ya, dikey bütünleşme firma petrolü çıkartıyor, elde ettiği petrolü damıtıyor ve pompadan satışa sunuyor. Bütün bu süreci kendi kontrolünü altına almasına biz yatay, pardon dikey bütünleşme diyoruz. Ya da firma yatay bütünleşmede bütünleşmedeyse e, tüm dağıtım, pompa e, efendim, petrol istasyonlarını kendi uhtesine alıp şirketleşiyor. E, tekelleşiyor ya da monopol durumuna geliyor. Biz buna da yatay bütünleşme diyoruz. Bu amaçlar olabilir. Aktarılabilen bilgiler olabilir. Çünkü e, ticari sırları vardır. E, bunu eğer e, kendisi birine verirse lisansiyeden no şeklinde ...sıkıntı olabilir. O zaman kendisi direkt gidip... ...burada yatırım yapmak zorundadır. Şirket ünvanının korunması... E, ...belli bir e, ünlü firma... ...Sony ya da ne bileyim Arçelik. E, bunu bir başkasına lisans ya da... no şeklinde verirse... E, ...belki o kaliteyi tutturamadığı zaman... ...ünvanlı olur. Ya da... <laughs> ...ben bir şirketim, bir ünvanım... ...Sony'yim. Niye bir başkası bunun ekmeğisin? Ben gideyim kendim üreteyim. O pazarlar benim olsun diyebilir. <laughs> Şirket sırlarının korunması dediğimiz gibi patentini e, alıyor patentini e, bir kenara koyuyor. E, ve bunu belli yıl kadar hiç kimsenin taklit etmesine yasal olarak da izin vermiyor. E, bunu korumak amacıyla da e, patenti bir başkasına verip e, dışarıya bilginin sızmasını engelleyemez. Onun için kendisi gibi burada üretim yapmak zorunda kalabilir. Ya da ürünün yaşam dönemlerinin son aşamaya gelmiş olabilir. Yani ağır ağır taklitler atmaya başlar. O zaman taklitçilerin olduğu ülkede o ürünü yapmak, e, en azından o ürünün artık e, gerektiğinde kendi ülkesine orada ithal etmenin daha karlı olacağı bir döneme girdiğini e, olabilir. Oligopolci piyasa yapısı olabilir. Oligopolci piyasa yapısı biliyorsunuz e, piyasaya birkaç firmanın hakim olması demektir. Piyasaya hakim olan A, B, C firmalarından A oraya giderse B ve C piyasayı kaybetmemek için ne yapmak zorunda? O da oraya. Gitmek zorunda kaldığı için gitmiş olabilir hani dışarı açılmanın nedeni. Ya da ithalatçı ülke <laughs> e, yüksek gümrük tarifleri koyup yerli sanayi, italik amacı bir politik izleyebilir. Yerli sanayi korumak için e, dışarıdan gelen mallara kota ve gümrük koyabilir. E, ondan kurtarabilmek için duvarın arkasına geçmek lazım. Duvarın arkasına nasıl geçilir? Fabrikayı oraya kurarak geçebilir. Ulusal piyasadaki e, yasal düzenleme ya da kısıtlamadan kurtulmak için, Çevre ile ilgili ağır yaptırımlar olabilir. O nedenle çevreye duyarlı ürün üretmek için işte ambalajlama tutumunda artmaya kadar büyük maliyetler gerekebilir. Bu standartların düşük olduğu bir ülkeyi bulduğunda üretimi oraya kaydırır ki özellikle az gömüş ülkeye gelen yatırımların çoğu bu kapsamda olduğunu unutmamak gerekiyor. Yatırımların ulusal çeşitlendirme. Biliyorsunuz dünyada özellikle son dönemde yani bizim kuşağımızda sık sık ekonomik krizler yaşıyoruz ekonomik krizlere de bir bakıyorsun Asya krizi bir bakıyorsun Rusya krizi bir bakıyorsun Arjantin krizi ya da Avrupa krizi. E, o nedenle de e, böyle krizlerin çıktığı ortamlarda e, siz e, bütün e, yatırımlarınızı Asya'ya yaptığınızda Asya'da kriz çıktığında battığınız zaman firmanız yok olur. Ama Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da yatırımlarınız olursa e, bir yerde bir sıkıntı olduğunda diğerlerindeki e, elde ettiğiniz karlarla oradaki zararı finanse edebilirsiniz. Onun için yumurtaları aynı sepete ...koymamak gibi bir düşünce olabilir. Bunun yanında ucuz faktör kullanımı... ...örneğin birçok ülkede... ...faktör bakımından... ...birbirine farklıdır ve... ...bol olan faktör ucuzdur. Kendisi de olmayan faktör de pahalı olduğu için... ...ucuz olan faktörün olduğu yere... ...gidip firmanızı kurabilirsiniz. Bu şekilde bir üretim yapılabilir. Gördüğünüz gibi... Yabancı sermaye yatırımlarının dışarıya yatırım yapma nedenleri bunlardır. Ama bunları gelin şöyle birkaç teorili açıklamaya çalışalım. Bir tekel üstünlüğü olabilir. Elde ettiğiniz patent var ve bu patenti sizin elinizde. Siz bu patentin ekonomik ömür süresince ne yaparsınız? Onu başkalarına taklit ettirmemek için istediğiniz yere gider yatırımınız yaparsınız. Tekel üstünlüğünüzü korumak için. Bir başkasına vermek istemezsiniz. Oligopolcu tepki teorisi, az önce ifade ettiğim gibi e, piyasada var olan 3-5 firma birbirinin hareketlerini gözlemek zorunda. Birinin ad bir adım attığında ondan geri kalmamak için o da adım atmak zorunda. O nedenler dışarıya gitmiş olabilir Oligopolcu tepki nedeniyle. içselleştirme teorisi olabilir. Kendi bir bilgisi var. Bu bilgiyi bir başkasına vermek istemiyor. Bir başkasına vermek istediğimiz zaman o bilgiyi hep içeride tutmak ve başkalarına kaptırmamak için yatırımı onunla ilgili yatırımı başka ülkelere bizzat kendi firma yapmak zorundadır buna bir içselleşme teorisi. Bir de o, Oli modeli var. Bir üstünlükleri var o Lokal özellikleri var. Bir de içselleştirmesi var. Üçünü birden elinde tutmak için dünyanın her tarafına yatırımlı kendi firma kendi yapmak zorundadır bu şekilde de az önce söylediğim sebepleri dört başlık altında ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Efendim bazı özel dolaysız yabancı sermaye yatırımdan da bahsetmek gerekiyor. Bu farklı bazı özellikleri olan dolayısıyla yabancı sermaye yatırımları montaj sanayi, yap işlet devret ve zorunlu yeni yatırım olmak üzere üç ayrılır. Bunlar birazcık doğrudan yatırımların özel durumlardır. Montaj sanayi dediğimiz zaman kurgu, takma sanayi de denebilir. Özellikle bu montaj sanayi Türkiye'de 1960-80 döneminde planlı kalkınma döneminde ithal ikameci kalkınma politikası izlerken dışarıdan mamül mal almak yerine, tamamlanmış mal almak yerine parçalar ithal edip Türkiye'de montajladık. Ve aslında e, bazı sakıncalar olmakla birlikte Türkiye'nin bugünkü sanayi altyapısının o dönemde atıldığını da ifade edebiliriz. Dışarıdan e, ki firma ana firmadan sağlanan temel nitelikte ara malları ev sahibi ülkede getirip montajlar ev sahibi ülkenin örneğin Türk traktör. Ama traktörün genellikle yüzde yüzü yabancı ülkeden gelmiştir. Türkiye'de sadece montajlanıyor. Bu montaj sanayi yapılabilir. 60, 1960 80 döneminde çok yaygındı. Ee, ama e, tabi burada e, montaj sanayi eleştirilebilir. Ne olacak hani yabancıların malını getiriyorsun burada montajlıyorsun. Ama zaman içerisinde bu montaj saniyede yerli katkı oranlı. Önce lastiğinden, sonra camından, sonra tavanından, derken koltuklarından bir bakıyorsunuz ki... ...montaj saniyede başladığınız e, oto, otobüs, traktör ya da otomobilde e, dünyanın her tarafına sattığınız ürünlere tamamen e, %100 yerli hale getirebiliyorsunuz. Bu nedenle de çok e, ön yargılı bakmamak gerekiyor. Yap işlet devlet modeli e, Türkiye'de çok kullanılan e, bir yöntem. E, bu yeni bir yöntem değil. E, ülke bazen e, elindeki ekonomik kaynakları e, altyapı yatırımlarının hepsine yetmeyebilir. Özellikle bu altyapı yatırımları nelerdir? E, limanlar, yollar, elektrik santralleri, e, barajlar bu tip şeyler ya da Demir Çelik gibi ya da e, maden işletmeleri gibi e, böyle e, bu modelde e, böyle bir durumda e, yabancı bir şirketi çağırırsanız efendim bu hizmeti bana yapın bu hizmetten sağladığınız geliri 20 lirkeniz alın 20 sonra yaptığınızı ve 20 işlettiğinizi bana devredin çünkü o zaman zarfında zaten o süre zarfında ne yapılır siz e, gerekli olan yatırımın bedelini e, alıp ülkeden kağıt transfer araktan, an ülkeye transfer etmiş olabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi bütçeden kaynaklı ka, e, karşılanabilir. Böyle olunca e, ne yapılır? E, yap işte devlet modeli e, yaygınlaşır. E, bu, bugün e, metrolar, e, yollar, e, birçok e, Türkiye'nin yapmış olduğu e, otoyollar, havalanları bu şekilde olduğunu ifade etmek e, gerekir. Bir de zorunlu yeni yatırım dediğimiz var. Yabancı sermaye şirket bazen ülkenin geldiğinde ülke kendi ekonomik durumunda göz önüne alarak kar transferlerini belli süre erteleyebilir. Ya da çıkışına izin vermeyebilir. Bu durumda siz de dışarıya bu elde ettiğiniz karı aktaramadığınız için zorunlu olarak yatırım yapmak durumunda kalırsınız. Yani buna zorunlu yatırım denir. Ama günümüzde bugün Dünya Bankası'nın kuruluşundan biri olan MIGA bu tipi risklere karşı yabancı yatırımcıyı garanti altına almak için çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Yani zorunlu ya da gönüllü olmayan yatırımlar doğrudan yabancı sermenin kârını transfer etmesinin engellenmesi durumunda ortaya çıkabilir. Bu günümüzde oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Peki doğrudan yabancı sermaye yatırımı alan bir ülke yani ev sahibi ülke burada ne gibi bir kazanç elde eder? Onlara böyle kısa kısa bakmaya çalışalım. Ekonominin üretim kapasitesi artar. Efendim doğrudan yabancı sermaye yatırımı ya bir tesisin satın alınması ya da var olan tesisin satın alınması ya da yeni bir tesisin kurulması. Yeni bir tesisin kurulması demek dışarıdan döviz gelmesi, alet edavet ya da makine gelmesi demektir. Ve de bu ne demektir? Ülkenin üretim kapasitesinin yükseltilmesi anlamına gelir. Tabii üretim kapasitesi yükselince üretim artışı meydana gelir. Yeni kurulan fabrika ve üretim art. Üretim arttığı zaman o üretimi artırabilmek için e, bir takım üretim faktörü kullanılır. E, bu faktörden bir tanesi de iş gücüdür. Bu ne yapar? Ülkenin istihdam seviyesini yükseltir. Yani işsizlik oranını azaltır. Yine Doğrudan yabancı sermaye yatırımı yeni teknolojiye ve yönetim bilgisi getirir. Şimdi daha önce hep konuşulurdu. Gelişmiş ülkeler kendisinde eskiyen teknolojiyi, miyadını dolduran teknolojiyi az gelişmiş ülkelere kaydırıyor. Ve orada da faaliyetini gösteriyor. Ama günümüzde bu böyle mümkün değil. Bu belki 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yapıldı. Bugün Japonlar en son teknolojiyle bir yabancı ülkeye girdiğinde Amerikalı ya da Avrupalı aynı yeni teknolojiyle onları yakaladıkları için girmek zorunda. O nedenle artık gelen yabancı sermaye yüksek teknoloji ve çok iyi bir yönetim bilgisiyle geldiğini ifade edebiliriz. Bu ev sahibi ülke bu teknolojiye hem tanıma, öğrenme, özümseme yönünde bir katkı sağlayacak hem de oranın yönetim bilgisini diğer yerli firmalarda ondan öğrenerek ülkenin bu bilgi seviyesini yükseltmesine yardımcı olabilecektir. Döviz girişi sağlar. Yani her yabancı sermaye döviz olmayabilir. Az önce söylediğim gibi lisans anlaşma yola gelenler belki döviz getirmeyebilir ama sonuçta yeni bir tesis satın al ya da yeni bir var olan tesis satın aldığında mutlaka ülkeye döviz girişi sağlar ki zaten yabancı sermayeyi ülkesine gelmesini isteyen ülkenin en büyük problemi döviz darboğazıdır çünkü kendisi yatırım yapamadığı için yabancıların gelmesini ister. E, dövizin gelmesi de oldukça iyiydi. E, i̇hracatını artırır. Çünkü yabancı sermayeli firma ürettiği ürünün iç piyasada e, tatmininden do, doyurduktan sonra, iç pazar tatmininden sonra artanla dış piyasaya e, diğer kanallarıyla, diğer e, ülkelerdeki e, şirketler, ortak şirketler aracılığıyla e, yayabilir. E, bu da ihracatına ülkenin. Tabii yabancı sermaye gelince iş tekeller kırılır. Bunu şöyle örnek vereyim. 60'lı 70'li yıllarda ya da 90'lı yılların başı pardon 80'lerin sonu 90'lı yılların başında biz fiyat ürünleri tofaş neydi o kartal serçe kuş ürünlere aldı parayı peşin verilip 6 ay 7 ay sıra beklenirdi. Çünkü dışarıdan yabancı otomobil ithalatı oldukça zordu. Daha sonra yabancı şirketler geldi. Türkiye'de üretime başladılar ve o kuyruk kalktı ve Türkiye dışarıya ne aldı? Bu ürünlere satar hale geldi. Yani içerideki teker kırıldı. Tabii rekabet geldi. Otomobillerimiz daha sağlam. Eskisine göre hava yastığı, kliması vesaire çok arttı. Dünya standartta yaptı. E, dinamizm yarattı. Büyük bir şey geldi. E, yabancı sermaye şirketleri geldiği zaman çok büyük bir ölçekte e, sermaye ile geldiği için büyük şirket kurarlar ve e, üretim ölçeği arttıkça e, ortalama ameliyatlar minimize edilir. Bu da bir ölçek ekonomisi yaratır. Bu da oldukça önemlidir. Devlet hazinesine gelir sağlama. Yabancı sermaye şirket çalışır. Karını elde eder. Karının bir kısmını da vergi olaraktan ülkeye öder. Bu da oldukça devlet hazinesi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar yabancı sermaye yatırımının geldiği ülkeye yapmış olduğu katkılar olarak ifade edilebilir. Ama bunun yanında bir de sorumuzu cevaplayalım. Aşağıdakiler aşağıdakilerden hangisi Dolayısıyla yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkeye yararlar arasında yer almaz. Az önce saydıkların içerisinde hangisi yok? Teknolojik bağımlılık. Var. Ölçek okusu yaratma, ihracatı artırma, rekabet ve yaratma, devlet adına geri sağlama. Teknolojik bağımlılık bir yarar değil, tersi zarar, olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi bir de yabancı sermaye yatırımlarının geldiği ülkeye ne gibi olumsuzluklar geçirir? Etki, olumsuz etkiler var mıdır? Ki var. Efendim, ekonomize yabancı denetimin artması. Yani ağır ağır yabancı sermaye şirketler içeride çoğalarak monopolleşir. Tekel durumuna gelir. Ve ülke ekonomisini istediği gibi yönlendirebilir. Buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de antitrust yasası vardır. Niye? türesleşmeyi, anti tekel yasası vardır, tekelleşmeyi. Çünkü düşünün, bir yabancı ortaklık gelirsin, tüm çimento sanayinizi ele geçsin, tüm çimento fabrikasını satın alsın ya da kendisi kursun. E sonuçta sizin tüm önemli bir e, yapı malzemeniz bir tekelin eline gidiyor. Bu olabilir. Yerli şirkete karşı haksız rekabet ve yerel ekonomide tekel kurma durumu. Tekel kurma mantık ama e, haksız rekabet şu, çünkü yabancı sermaye şirket, çoklu şirketin bir şubesi olaktan geliyor, o bir parça soğuk geliyor. Aksine büyük bir işletme sermayesi var. E, yerli firmalara karşı bir üstünlük elde eder. Tabii bazen siz <laughs> yerli sanayi korumak için e, ihracata, ithalata yönelik engeller koyarsınız, kota, bunlar kotalara kalmadı ama e, günlük vergileri gibi şirket ...içeride kurulduğu zaman e, sizin kurmuş olduğunuz kısıtlamaları, koymuş olduğunuz kısıtlamadan aşmış oluyor. Öyle bir sıkıntı olabilir. Yerli yatırma azaltıcı etki yapar. Ya bakarsın hep yabancılar gelsen ben bunlarla baş edemem deyip caydırıcı etkisi yapar. Yerli yatırım biter. Döviz giderlerini artırır. Demin söylemiştik döviz getirir diye ama e, bunlar zaman içerisinde yatırım yapıp kar transferi yaptıktan e, kârlar elde etti bu elde ettiği karları dışarıya transfer etmeye başladıklarında önemli şekilde döviz gideri artmaya başlar. E, kur dalgalanmaları da tabii döviz çıkışları kur dalgalanmaları da mali krizleri getirebilir. İhracat kıslanabilir. tamam belki satır ama bazen de kendi dışarıdaki firmalarına, içerideki firmanın ürettiği rakip olmasın diye dışarıya satışı sıcak bakmaz bu da ihracatımızı azaltır. E, teknolojik bağımlılık yaratır tamamen yabancı teknolojinin tekeline girmiş oluruz. Ekonominin bütünlüğü bozulur. Bir tarafta süper makinalarla iş yapan büyük bir firma, diğer tarafa bakıyorsunuz atölye cinsi firma. Bunlara rekabet etmesini düşünün. Ekonomide bir taraf, gece kondu bir taraf destan şeklinde bir yapılanma meydana gelir ekonominin yapısında. İşsizlik artar da devamlı yeni teknoloji kullandığı zaman. Şirket satın alma işine gelen sermaye tamamen yerli milli firmaların yabancı geçmesine yol açar. Ve en tehlikelisi de bunlar özellikle Türkiye'ye demin söylemiştik yani vergi verip hazineye gelir sağlar diye. Transfer fiyatlaması koyarsa çok düşük bir transfer fiyatıyla e, karını da çok düşük gösterir ve hazineye de bir vergi geliri e, yüksek olarak vermez. Evet bu dersimiz bugünlük bu kadar çocuklar. Diniz için teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, hepimiz için yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Hatta e, benim aklımda kalan bazı şeyler öncelikle dolaysız yatırım, portföy yatırımdan bahsettik. Dolaysız yatırımda yeşil alandan bahsettik evet. zannediyorum. Yeni yatırım. Portföy yatırımın e, ülkeden gittiğinde ekonomik krizlere yol açabileceğinden bahsettik. Bir firmanın dışı açılımında önce ihracat evet. tercih ettiğini, sonrasında eğer gümrüğe takılırsa yani yüksek evet. fiyatlarda olursa ya farklı de, yollara gittiğini. Ya da iyi bir pazar bulursa ha, yatırımı... Evet. Evet. Hatta sonrasında deneme. yumurtaları aynı sepete koymayalım dedik, farklı yerlere <laughs> evet. de açılım dedik. Son olarak da yabancı sermayenin ülkeye yatırımında da olumlu ve olumsuz yanlarından bahsettik evet. yatırım yapılan ülke için. Evet. Evet sevgili izleyiciler biz yakınlık yanın sonuna geldik. E, eminim ki bizim için yararlı bir program oldu. Sizler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum ben programımıza geldiği için iyi ki geldi. Arkadaşlarımıza da katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, dilerseniz bugün hangi alt başlıklar konuştuk onları kısaca bir hatırlayalım. Yeni tesis yatırım ve var olan tesislerin satın alınmasından bahsettik. Dolaysız yabancı sermaye ve portfolyo yatırımları, firmaların dışı açılma kararı, Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının nedenleri Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teorileri konuştuk. Dünyadaki dolaysız yabancı sermaye yatırımları, özel bazı dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası sermaye akımlarının etkileri, ekonomik analiz, ev sahibi ülkenin yabancı sermayeden kazanç ve kayıplarıyla e, programımızı tamamladık. Uzunca bir gündemimiz vardı. Programı kapatmadan önce mail adresimizi de hatırlatalım sizlere. yakinplanet.anadolu.edu.tr adresinden sorularınızı görüş bizlerle paylaşabilirsiniz. Konuklarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir başka yakın planda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.